Arkadaşlar merhabalar, ben Avukat Ayhan Öğmen. Bizim Work and Travel programı takipçilerimizden gelen ve özellikle bu 1200 dolarlık yardımlarla ilgili gelen bazı sorular vardı. Bu konuda epey bir soru oluştuğu için biz bunları birkaç soruya toparladık ki değerli takipçilerimizi bilgilendirelim diye. Ve bu soruları bugün sizinle değerlendirmek için karşınızdayız. Öncelikle tabii biliyorsunuz bu 1200 dolarlık stimulus check yardımlarından faydalanacak kişiler arasında biliyorsunuz Amerikan vatandaşı olanlar var, yeşil kart sahibi olanlar var ve tabii sosyal güvenlik numarasına sahip olup en az 2018 vergi beyanı yapmış olan vize sahipleri de bundan faydalanabiliyor. Dolayısıyla eğer bunların arasına Work and Travel vize sahiplerinin de girebileceği çok açık ve net görünüyor deyip takipçilerimizle öncelikle bu genel bir bilgiyle başlamış olalım. Evet, bir takipçimizden gelen soru şu şekildeydi bize. IRS'in vereceği 1200 dolarlık yardımdan Work and Travel programıyla Amerika'ya gelmiş öğrenciler de faydalanacak mı sorusunu sormuş bize. Evet, sosyal güvenlik numarasını aldıkları için eğer vergi beyanı yapma durumunda daha kazanmış ve yapmış iseler evet onlar da faydalanacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. IRS'e göre Resident şartını son 2 yılda Work and Travel için Amerika'da bulunanlar sağlıyor. Hesaplara da 1200 dolarlık yardım yattı. Bunu almak ileride sorun olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Yok, herhangi bir sorun ortada görünmüyor. Zaten IRS değerlendirmeyi yapıp o parayı vermiş oluyor. Dolayısıyla herhangi bir ileride sorunla karşılaşma durumu söz konusu görünmüyor. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Bugün Amerika'da bulunan banka hesabıma 1200 dolar yattığını gördüm. Bu durumla ilgili bilginiz var mı? 2019 yazında Work and Travel programıyla Amerika'da bulundum. Vergi iademi de aldım. Birkaç arkadaşım da aynı durumda. Evet, buradaki tek söyleyeceğim nokta IRS biliyorsunuz yardım çeklerini gönderiyordu ve dolayısıyla bu yardım çeklerini gönderdiği için bundan dolayı aldığınız bir destek çeki olarak görülüyor bu deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Bugün Amerika'da bulunan banka hesabıma 1200 dolar yattığını gördüm. Bu durumla ilgili bilginiz var mı? 2019 yazında Work and Travel programıyla Amerika'da bulundum. Vergi iademi de aldım. Birkaç arkadaşım da aynı durumda. Evet, yani bunun tek açıklaması biliyorsunuz bu IRS'in destek parasını gönderiyor olması ve bundan dolayı da siz de vergi beyanı yaptığınız için onu almış oluyorsunuz. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Work and Travel C1 vizesiyle Amerika'ya gitmiştim. Ama 2019'da tax iademi resident olarak almıştım. Şu an 1200 dolarlık yardım alabiliyorum. Ama geçen sene vergi iademi aldığım Bank of America hesabım kapalı ve Türkiye'deyim. Durumu nasıl düzeltebilirim diye takipçimiz bize soruyor. Tavsiyem şu şekilde olacaktır. Yapmanız gereken şey IRS'in stimulus çeklerle ilgili portalı var, web sitesi. Oraya girip oradan banka hesap bilgilerini güncelleme durumunda çalışabilirsiniz. Zorlanma durumunuz olabilir ama bu atımı bu şekilde çözmeye çalışmanızı tavsiye ederiz. Evet, son bir soruyu alacağız takipçimizden gelen bu konuda. O da şu yönde. 2019 Work and Travel öğrencisiyim. Bu yıl yatağım korona yardımını çekmek için Western Union ile transfer oluşturdum. Çekemediğimi zannedip daha sonra birkaç transfer daha oluşturdum. Halbuki tüm transferleri TR hesabıma almışım. Şimdi hesabımda 7000 küsür dolar baki gözüküyor. TR hesabımda da bu para var. Amerika'ya tekrar girmeyi düşünmüyorum. Bu ücreti geri yollamasam ne gibi yaptırımlar olur? Yollamak istiyorum. Ama gelen 3 transferden banka belli vergi kesintileri yapmış. Bunun paralarını ben ödemek zorunda kalacağım. Lütfen bilgi verir misiniz diye soruyor bana. Size ilk tavsiyem Western Union'la irtibata geçmeniz olur. Western Union'dan bunu çözmeye çalışmanızda fayda var. Bu vergi kesintilerin, ek vergi kesintilerinin sizden alınmaması yönünde bir çalışma yapabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, sizler takipçilerime iyi haftalar diliyorum. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Sevgiler.